Merhaba, ben Hürmüz. Gecenin yarısında falan. Herkese iyi bayramlar. Merhaba, ben Nurgül Eşilçay. Hürmüz'ü oynuyorum. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Bakalım evet, siz de şaşkına kalacaksınız. Ben Havva'yı oynuyorum. Ben şaşkınım. Yani Havva şaşkın. Bayağı bir şaşkın. Dın dın dın. Hallaç Rüstem'in karısıyım. Hallaç Rüstem de beni aldatıp Hürmüz'le beraber oluyor. Ben de Hürmüz'ü bulmaya İstanbul'a geliyorum. Böyle bir şaşkın bir karakter. Pınar Çağlar Genç, genç Türk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Ben kitap gibi konuşayım o zaman. Gülsel Korat filmin senaristi. Hoş geldiniz. Çetin Sarıkartal. Ben işte filmde oyuncu koştuğu yaptım. 3 hafta çok mutlu bir çalışmamız oldu. Gerçekten benim için de heyecan verici oldu. Çok çok güzel anılarımız da oldu aslında. Daha çekim başlamadan. Ve gerçekten bizim için bir hikaye atmosferi, tam Ezel Akay'ın istediği atmosfer kendi aramızda oluşmuştu diye düşünüyorum. Sonra siz romantik bir Alman paşasısınız. Evet yani bir de küçük rol oynuyorum. Günter Paşa. İşte, bir de şarkı söylüyor. Evet. Aruz'da yeniyim. Acemiliklerim var. Oyunculukta olduğu gibi. Türkçe'de de. Fakat sevimli olabildiğini zannediyorum Paşa'nın. Paşa çok sevimli. Şarkısı özellikle. Muradına da eriyor. Evet. Senin sonunda. Tabii evlenebilmesi için sünnette olması gerekiyor. Evet. Böyle küçük. Belki de ilk oyunda da keşke böyle bir karakter olsaydı diyeceğimiz bir yeni karakter. Çok büyük bir işi yok fakat renk katıyor o filmin büyülü dünyasına diyelim. Çok zevkle oynamaya da çalıştım. Erkan Can. Ben Ejderi Derya'nın kaptanı Hızır Reis. Bu kadar. Altıncı koca. Doğru. Altıncı koca. Evet, filmdeki evet, gördüğümüz ilk koca. Yani ilk koca. Evet, ilk gördüğümüz koca. Altıncı koca. Sahnesiyle başlıyor evet, zaten evet, film. Evet, buyurun Öner Erkan. Ben de bu iki altıncı ağzın Trakyalı kocasını oynarım. Hallaç Rüstem. Filmde tek iki karısı olan benim. Ama Lüleburgaz'daki bütün kadınları tanıyor. Yetmedi, İstanbul'dakileri de tanıyor. Unutma. Evet. Ezel Akay filmin yönetmeni ama aynı zamanda yedinci koca. Ben de gelemeyen koca diyelim ona. Benim konuşmam bile olmadığı için ben yalnızca aşk mektupları yazıp cepheden Hürmüz'e gönderiyorum. Film bittiği halde gönderiyorum. Yani yine de göndermeye devam ediyorum. Dünyadan haberim yok. Yani Hürmüz sadece benim zannediyorum. Sevgili seyirciler, 32. güne hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi geçti, artık bayram sayılır. Hepinizin bayramını kutlarız. Bu akşam alışık olduğunuz 32. günden daha eğlenceli bir programla, bayram programıyla karşınızdayız. Şu anda gösterimdeki en eğlenceli filmin ekibi 32. gün stüdyosunda konuğumuz. Yedi Kocalı Hürmüz. Film gösterime girdiği günden beri ortalığı kasıp kavuruyor. Hemen söyleyelim. Ben gördüm ve gerçekten çok beğendim. Muhakkak sizlerin de görmesini tavsiye ederim. Filmi izlerken bir yandan da filmle ilgili eleştiriler de başladı. Yeni Hürmüz'ün eskilerden daha şuh ve abartılı olduğu söylendi. Filmin aşılış gişesinin özellikle saklandığı iddia edildi. Ve buna benzer bir takım eleştirmenler, tabii ki onlar da işlerini yaptılar ve eleştirilerini dile getirdiler. Yedi Kocalı Hürmüz ekibi şimdi stüdyoda konuğumuz. Ben öncelikle sizlerin filmdeki rollerinizle ve ağızlarınızla kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Hürgül Hanım, sizle başlayalım. Bu Çetin Hoca'nın şeyleri gibi oldu. Pardon. Biz daha önce 3 hafta bir oyunculuk çalışması yaptık Çetin Bey'le.
Orada da böyle çalışmalarımız vardı. Şimdi Hürmüz olarak otur ve Hürmüz olarak konuş gibi çalışmalarımız vardı. Bu biraz onun gibi oldu. Yani geleneksel tiyatro doğaçlaması gibi. Merhaba, ben Hürmüz. Gecenin yarısında falan. Herkese iyi bayramlar. Merhaba, ben Nurgül Eşilçay. Hürmüz'ü oynuyorum. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Bakalım evet, siz de kalacaksınız. Ben Havva'yı oynuyorum. Ben şaşkınım. Yani Havva şaşkın. Bayağı bir şaşkın. Dın dın dın. Hallaç Rüstem'in karısıyım. Hallaç Rüstem de beni aldatıp Hürmüz'le beraber oluyor. Ben de Hürmüz'ü bulmaya İstanbul'a geliyorum. Böyle bir şaşkın bir karakter. Pınar Çağlar Genç, genç Türk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Ben kitap gibi konuşayım o zaman. Gülsel Korat, filmin senaristi. Hoş geldiniz. Çetin Sarıkartal. Ben işte filmde oyuncu koştu yaptım. 3 hafta çok mutlu bir çalışmamız oldu. Gerçekten benim için de heyecan verici oldu. Çok çok güzel anılarımız da oldu aslında. Daha çekim başlamadan. Ve gerçekten bizim için bir hikaye atmosferi, tam Ezel Akay'ın istediği atmosfer kendi aramızda oluşmuştu diye düşünüyorum. Sonra siz romantik da, bir Alman paşasısınız. Evet yani bir de küçük rol oynuyorum. Günter Paşa. İşte, bir de şarkı söylüyor. Evet. Aruz'da yeniyim. Acemiliklerim var. Oyunculukta olduğu gibi Türkçe'de de. Fakat sevimli olabildiğini zannediyorum Paşa'nın. Paşa çok sevimli, şarkısı özellikle. Muradına da eriyor. Evet. Senin sonunda. Tabii evlenebilmesi için sünnette olması gerekiyor. Evet. Böyle küçük, belki de ilk oyunda da keşke böyle bir karakter olsaydı diyeceğimiz bir yeni karakter. Çok büyük bir işi yok fakat renk katıyor o filmin büyülü dünyasına diyelim. Çok zevkle oynamaya da çalıştım. Erkan Can. Ben Ejderi Derya'nın kaptanı Hızır Reis. Bu kadar. Altıncı Koca. Doğru. Altıncı koca. Evet, filmdeki yani, gördüğümüz ilk koca. Yani ilk koca. Evet, ilk koca. Altıncı koca. Sahnesiyle başlıyor evet, zaten evet, film. Evet. Evet, buyurun Öner Erkan. Ben de bu iki altıncı ağzın Trakyalı kocasını oynarım. Hallaç Rüstem. Filmde tek iki karısı olan benim. Ama Lüleburgaz'daki bütün kadınları tanıyor. Yetmedi, İstanbul'dakileri de tanıyor. Unutma. Evet. Ezel Akay filmin yönetmeni ama aynı zamanda yedinci koca. Ben de gelemeyen koca diyelim ona. Benim konuşmam bile olmadığı için ben yalnızca aşk mektupları yazıp cepheden Hürmüz'e gönderiyorum. Film bittiği halde gönderiyorum. Yani yine de göndermeye devam ediyorum. Dünyadan haberim yok. Yani Hürmüz sadece benim zannediyorum. Siz de devam edelim Ezel Bey. Tamam. Ne izliyoruz biz? Çünkü vallahi sizin başka bir tahayyülünüz var. Bizim Ayten Gökçer döneminden izlediğimiz bir yedi kocalı Hürmüz'ümüz evet, var. 70'li yıllardan bakiye. Ama siz başka bir şey bize izlettiğiniz. Aslında hem başka bir şey hem değil. Çünkü elde Sadık Şendil'in böyle okuyunca gülmemeye imkan olmayan, aslında konstrüksiyonu, yapısı çok sağlam bir metni var. Biz onun, o metnin suyundan gittik aslında. Fakat şu, bir tek şunu yaptık. Bir kere bu eğlenceli bir hikaye. Biz bunu 30 yıl önceden, yani 40 yıldır oynanan bir şey, 40 yıllık metni alıp bugüne getirdiğimizde hala eğlenceli olacak mı diye baktık. Ve aslında biz eğlencesini arttırma. Bizim temel kararımız bunun eğlencesini daha nasıl arttırırız. Gülmek çok değerli bir şey. Bu filmin bir özelliği, yani sadece kakara kikiri yapalım değil, topluca gülünebilecek bir eser. Bir tiyatro oyunu da olduğu için topluca seyredilmesi gereken bir şey. Nitekim hakikaten kalabalık salonlarda gülme sesi hiçbir zaman bitmiyor. Topluca eğlenilebilecek hale getirelim.
bugün için daha komik şeyler ekleyelim dedik. Bütün dramaturji buradan başladı bizim için. Yeni karakterler ekledik, yeni sahneler, küçük küçük yeni sahneler yazdık, müzikleri değiştirdik. Ama aslında oyunun ruhuna çok sadık kaldığımızı düşünüyorum. Bir kadın filmi olduğunu söylüyorsunuz. Evet, fakat yani hani erkeklerin de çok güleceği bir durum. Çünkü erkekler de bir merak, erkekler için merak, kadınlar için yani kız kıza şöyle şöyle yapılacak bir hikayeye benziyor. Ama kadın kokusu orijinal oyuna göre daha fazla bu filmde. Kadın eğlencesi daha fazla. Nurgül Hanım, eşiniz fikir babası diye geçiyor. Siz Hı-hı. sanıyorum filmin hakları da sizde. Evet. Nereden kaynaklanıyor bu fikir babalığı? Cem'in aklına geldiği için oradan kaynaklanıyor. Hakikaten fikir onun. Evet. Biz şey yaptık. Bütün kış, şimdi Türkiye'de şöyle bir sorun var. Çok fazla erkek eksenli hikayeler var. Ve tabii ki bana gelen hikayelerin çoğu da çok erkek eksenli. Yani kadın daha çok o erkeğin yanındaki kadın, işte karısı oluyor ama bir eylemde bulunmuyor. Hikaye onun etrafında dönmüyor. Kadın sadece olması gereken bir unsur olarak orada duruyor. O yüzden biz de bütün bir kış böyle kitaplara baktık, araştırdık, ettik. Arkadaş ondan geçiyor. Ve sonra Cem'in aklına geldi. Yedi kocalı ürümüz olmaz mı dedi. Ben çok beğendim, çok yükseldim bu fikre. Olur dedim. Sonra eldeki malzemelere baktık. Önce Atıf Yılmaz'ın çektiği, Türkan Şoray'ın oynadığı Yedi Kocalı Ürümüz sinema filmine baktık. Sonra TRT versiyonunu istedik. Ayten Gökçer'in oynadığı tiyatro versiyonu TRT çekmiş. Ona da baktık. Müthiş, ikisi de muhteşem. Sonra dedim ben oynamak istiyorum. Acaba olur mu falan filan derken Cem dedi ki hani ya o fikir de ondan çıkınca tabii bunu çekse Ezel Akay çeker. Çünkü komediden anlayan, bunu gençleştirecek birine ihtiyaç vardı. Tek isim olarak Ezel Akay geldi aklımıza. Ben dedim kabul etmez ya şimdi Ezel falan dedim ama. Niye kendi bıyıklı diye mi? Neyse sonra Ezel'le görüştük. Ezel de sağ olsun kabul edince çok güzel de bir oyuncu kadrosu bulundu. Çalışılınımdı. Çok iyi işte Gürsel Bey yardımcı oldu senaryonun yazımında. Çetin Hoca oyuncu koçluğu yaptı. Koçumuz bizim. Hep beraber çalıştık bir şey yarattık. Elinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir film olmuş. Gürsel Bey siz senaryosunu yazdınız. Çok çok iyi bir senaryo. Aslında replikler büyük ölçüde oyunculuğa paralel olarak insanlarda çok büyük bir şey yaratıyor, sempati yaratıyor. Sanıyorum kadın terimleri sözlüğünden yararlandığınızı duydum. Evet, Filiz Bingölçe kadın argo sözlüğü. Özellikle o benim için hemen her yerde andığım, hakkını hemen teslim etmemiz gereken bir çalışma olarak. Öncelikle o. Fakat yani çok esinleyen bir şey argo. Yani ben bir sürü şeyde uydurdum bu arada. Yani çalışırken sadece kitapta ne yazıyor falan diyerek olmaz. Aslında şöyle söylemek lazım. Yazar gerçekte bu işi yaparken oynayan kişidir. Herkesten önce burada oyuncular oynuyor ama onlardan önce ben zihnimde ne olacağını, nasıl oynanacağını tasarlıyorum. Onu işte dramaturg başka bir şekilde sokuyor. Yönetmen başka bir şekilde sokuyor. Oyuncu en sonunda başka bir şekilde sokuyor. Yani başlangıçta ne gördüğünüzle, ne göreceğinizle ilgili bir şey bilmiyorsunuz ama senaryo ile ilgili olarak söyleyebileceğim şey ben bir şöyle silkelemek istedim metni. Epeyce bir şeyin döktüm. Açıkçası çok cesur davranmaya çalıştım. Temel dramatik yapıyı bozamazsınız ama ekleyeceğim ne var diye düşündüm. Çok zorlu bir çalışmaydı. Benim açımdan çok eğitici bir çalışma oldu. Çünkü uyarlama başlı başına bir problemdir. Uyarlamayı hem günümüz anlayış açısından bir şeye çevirebilmek hem de çok güldürebilmek, hep beraber eğlenebileceğimiz tiyatro tadında bir şey yapabilir miyiz demek benim açımdan çok temel bir soruydu. İyi bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Nasıl argonun dozu sizce filmde?
İşte biraz önce söyledim ya, oyuncular fazladan oynar ya da az oynar, bir şey olur falan. Yani şeyin kafasında, yazarın kafasındaki bütünüyle ortaya çıkmaz. Ama daha fazlasını yaptılar. Ben ne diyeyim? Yani ben açıkçası bu noktada oyuncuların çok renk kattığını düşünüyorum ayrıca. Yazar o kadar cesur olamıyor. Öyle mi Ezel Akay? Evet evet. Yani şimdi zaten baştan itibaren, yani biz birlikte çalışırken de oyunculara biz bir alan açalım. Yani unutmayalım, senaryomuz şu kadar sayfadan fazla olmasın. Çünkü doğaçlama yapacaklar, uzayacak, kesemeyeceğiz de çok tatlı olacak diye ben bir uyarıda bulundum. Ona göre çalıştık. Ondan sonra da sağda solda da benim hakkımda bizi tehdit etti diye konuşuyoruz. Ama bizi tehdit etti. Sen bu doğaçlama yapmayanı döverim diyordu sette. Gazeteciler. Şimdi bir süre sonra Ezel Akay oyuncuları tehdit etti. Başlığıyla çıkmaya başladı o yazı. Gerçekten mi? Yani, ama ettin. Yani bizim... Beni de tehditle... Evet, herkesi tehdit ettim. Çok şey bir insanım. Yazdırdı. Tehditkar bir insanım. Metnin açık yerlerinde oyunculara bir tuluat imkanı tanıdık. Yani eskilerin tuluat dediği, doğaçlama, improvizasyon denen şey. Yani metni koruyoruz ama orada kendi kendine de bir şeyler üretiyor. Yani karşı tarafla konuşurken işte gidip Keşan'da dersini çalıştı Trakya ağzını öğrenmek için. Şimdi oradan getirdiği şeyleri bizim yazmamıza bile imkan yok bazı şeyleri. Bir kısmı onun içinde doğaçlama oldu. Lazımız ayrı doğaçlamalar yaptı. Herkes bir şeyler ekledi. Yani çok ağızlarına oturan hale geldi. Hepsi çok eğlenceli diyaloglar oldu. Atasözü gibi evet, şeyler bazıları, var içinde. Bazıları evet, öyle. Tabii, bayağı atasözü gibi şeyler var içinde. Ama 32. günü kapatmamak için bazılarını söylemeyeceğim. Yok, o kadar kapatılmayacak şey de yok canım. Yok, yani, hiç kaba argo yok ki. Yok yani çok kaba saba şeyler fazla yok. Çok yani, tatlı. Çok... Şiir gibi konuşuyor diyor kocası ona. Tam anlamıyor ama şiir gibi konuşuyor diyor. Biraz böyle komik şiirler gibi oldu hepsi aslında. Ben de tabii onu fiştekledim. Yani bunlar biraz daha çıksın, yeni şeyler eklensin diye. Çoğunu da kurguda koruduk. Yani bir yani kahkaha atıyorsunuz ya da gülümsüyorsunuz. Hani bu dengeyi kuran, hepsine kahkaha atılmıyor ama hep gülümseyerek seyredilen diyaloglar oldu. Erkan Can, siz yine Karadenizli bir kaptan oynuyorsunuz. bu bir kader mi? Yani ağırlıklı olarak bir Karadenizlilik kaldı üzerinizde. Ya bundan şikayetçi değilim ama işte bir 12 sene temel oynadık. Bu ister istemez bir oyuncunun üzerine bu tür şeyler yapışır. Özen de gösterdim. Ve Ezel'den önce de bir sürü Karadeniz işleri, bunlarla ilgili şeyler geldi. Karadeniz durumu oldu. Onları istemedim. Kaçıyordum açıkçası ama Ezel'den böyle bir teklif gelince biraz düşündüm, sonra tamam olur dedim. Ya ben sizin çünkü başka filmlerinizi de hatırlıyorum. Mesela Takva'da böyle bir şey söz konusu değil. Değil. Mükemmel bir oyunculuk yine her zamanki gibi. Ama ilk akla gelen isim de siz oluyorsunuz galiba. Üstelik Bursalı olmanıza rağmen. Burtvinliyim. Yani Bursa'nın ikinci adı Burtvin ya. Artvin, Burtvin. Öner Şen, siz Trakyalı bir karakteri daha önce oynamış mıydınız? Yok. Trakyalı bir karakter daha önce oynamadım. Düşündüm. Niye bize bakıyorsun? Niye bir düşündün? Oynadım mı? Oynadım. Oynamadım. Oynadım. İlk defa. Çetin Sarıkartal, siz oyun koçluğu yaptın. Nedir? Ne demek bu oyun koçluğu? Bize anlatır mısınız? Evet, aslında iyi oldu. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Oyuncular oynamayı bilen insanlar yani. Kimse sette onlara oyunculuğu falan öğretiyor değil. Bazen böyle algılanıyor da. Oyuncu koçluğu daha ziyade yönetmenle yapılan bir çalışma. Çünkü yönetmen özel olarak bir rolün ya da bir filmin genel oyunculuğunun yorumlanmasını, şöyle değil de böyle yorumlanmasını isteyebilir. Ki bu film tam da öyle bir film. Çünkü bir hikaye atmosferi oluşturmak istedi Ezel Akay. Her zaman yaptığı gibi. O hikayeyi ben anladım, sevdim. Çok sevdim açıkçası. Böyle bir şey dediğinde ve beni de bayağı serbest bıraktı. Mesela çalışmalarımızda filmden sahneler çalışmadığımızı söyleyeyim. Asıl ilginç olan budur. Yani
sizin filmde izlediğiniz her şeyi yönetmen ve oyuncular sette yaptılar. Biz onun öncesinde genel olarak görülen oyunculuk dilinin oluşmasını beraber hazırladık. Yani o dilde tabii ki senaryonun istediklerini ve yönetmenin yorumu ile oyuncuların olanakları nasıl bir dilde birleşir? Bir de bunun bütünlüğü nasıl sağlanır ki bu seyircinin de hayal gücünü çalıştıran o tatlı hikaye atmosferi doğsun? Burada gerçekçi olmayan ama kendi hikayesinin gerçeğine uygun olan özel bir dil istedi Ezel Akay. Oyuncular da bunu çok istediler yapmayı. Ve biz hakikaten çok tuhaf egzersizler yaptık. Yani İşten onların... içe oyun formatı... Yok tam öyle değil. Şimdi İşten içe oyun formatı ne demek? Şimdi o konuda da evet bunlar güzel sorular. Birçok oyunculuk biçimi vardır ama bu işin içi dışı yani sonuçta oyunculuk oyunculuk. İçi dışı yani, bir insanlık. Fakat unutmayalım ki ister gerçekçi olsun, ister gerçek üstücü olsun, ister ifadeci olsun. Ne olursa olsun sonuçta oyunculuk bir etkiyi yaratmaktır. Olmayan bir şeyi oldurmaktır. Onu varmış gibi gösterebilmektir. Ama bunu nasıl yapacağınız elbette yönetmenin yorumuna göre olacak bir şeydir. Oyuncu aslında farklı farklı, hele günümüz oyuncusu farklı farklı üsluplarda çok değişik tekniklerle çalışmaya hazırlanmalı, donanımlı hale gelmeli. Bunu özellikle genç kuşak oyuncular çok iyi biliyorlar zaten. Ama eski oyuncularla genç kuşak oyuncular bu filmde çok güzel bir uyum sağladılar. Örneğin Haluk Bilginer'in bizim prova sürecimizde çok büyük bir katkısı olduğunu söylemeliyim. Bir seansımız vardı erkek oyuncularla. Biz bir gün... Bir kadınlar günü yaptık, bir günde erkekler günü yaptık. Böyle bir şey tasarlamıştık Ezel Akay'la. Erkekler gününde mesela Haluk Bey'le karşılıklı hatırlıyorum. Benim bugüne kadar yaptığım en güzel çalışmalardan birisi oldu. Zaten ben onu bu işlerde de yani oyunculuk öğretmenliği konusunda da bana ilham veren bir ustam olarak görüyorum. Çok faydalı evet, bir çalışma. Evet, oyuncuların bir çok farklı açılardan donanımlara sahip olması gerektiğini söylediniz. Filmin çarpıcı bir sahnesi var. Hamam sahnesi. İsterseniz oradan bir küçük bir bölüm izleyelim. Sonra devam edelim. Safina! Efendim? Nerede oldu çalanın kızım? Aa hemen efendim hemen. Kız! Efendim? Çalar mı kudunu ayol? Aa, herkes bekliyor. Evet. Hadi eğlenelim. Kızlar! Ne samanları gibi oturup duruyorsunuz ayol. Kalkın oyuna. Herkes duysun, işitsin, dinleyin. Şimdi söyleyeceğimiz şarkı bildiğiniz gibi erkeklere yasak. Kadın kadına söylenir, Nisa taifesi sırrıdır, sakın ele vermeyin. Aşk zinciri erir, el hop devrilir. Çok ahlaksızsın Ece. Bütün eleştirilere katılıyorum. Nurgül Hanım, şu eleştiriye de katılıyor musunuz? Katılıyorum. Hürriyet Gazetesi'nde Cengiz Semercioğlu, eski 60'lardaki 70'lerdeki Hürmüz'ün masumiyetinin bozulduğunu, daha şuh ve abartılı bir Hürmüz'ün karşımızda olduğunu yazdı. Öyle miydi gerçekten? Evet, katılıyorum. Bu bir yorum. Yani evet, siz, bu benim yorumum. Siz de böyle yorumladınız. Evet, bu bizim yorumumuz. Daha öncekiler, yani Ayten Hanım'ın yorumu farklıydı. Türkan Hanım'ın yorumu farklıydı. Bu benim yorumumdu. Ben onlardan çok esinlendim. Türkan Hanım'ın bazı mimiklerini çaldığım da oldu. Ayten Hanım'ın da çaldığım mimikleri var. Onları harmanlayıp daha... Günümüze getirmeye çalıştım ve günümüze getirince de böyle bir şey çıktı. Pınar Hanım, Ezel Bey bunun aslında bir kostüm filmi olduğunu da söylüyor aynı zamanda. Nurgül Hanım terlemiş fena halde galiba kostümleri içerisinde. Sizin için nasıldı? Ağustos'un ortası. Çok sıcaktı yani, müthiş sıcaktı. Bayağı böyle şapur şapur terler akıyordu ama hani çok güzel gözükmeye çalışıyorduk hala. Siz evlisiniz bildiğim kadarıyla. Evet.
aynı konumda olsanız ne yapardınız? Hangi konumda? Yani kocanız kuma getirmiş olsaydı. Aynı şeyleri oradaki yapardım hava, herhalde. Hava gibi mi davranırdınız? Herhalde büyük ihtimalle. Yapardım yani. Döverdim kesin de. Güzel Akaysız, bize salak kocalar lazım. Demişsiniz. Ne demek bu? Salaklığı oynayabilecek kocalar lazımdı. Bir kere önce oyunculardan bunu bekledim. Şimdi bir salaklık hali doğuyor. Bu kadar zeki ve entrikalar kuran bir kadının karşısında salaklaşmamaya, yani biraz aklı karışmamaya imkan yok. Bu oyunun komedisi zaten oradan çıkıyor. Yani orijinal halinde de öyle. Yani kocalar bu zeka karşısında, bu parmağında oynatan kadın karşısında bir dona kalıyorlar. Hani inanmak zorundalar. Bütün filmin sonunda da var. Yani sonuçta tamam ortaya çıkıyor her şey. Ama hala vazgeçmiyorlar bu kadından. Şimdi bu koca tipi lazımdı bana aslında. Aslında toplasak 7 tanesi bir tane adam ancak ediyor. Dediğim gibi oyunun komedisi oradan çıkıyor zaten. Her koca ayrı bir erkek tipini çağrıştırıyor. Fakat hepsi kadın karşısında saflaşan, aslında masumlaşan ve naifleşen karakterler oluyorlar. Burada ben özür dileyerek bir şey tamamlamak isterim. Hürmüz'ün safiyeti, masumiyeti gitti meselesinin. Öncelikle eskisinde ve şimdikinde farklı olan bir şeyi belirtmek gerekiyor. Bu eskisinde cumbalı evde oturan bir kadın vardı mahallede. Herkesin nerede olduğunu söylese gösterebileceği ve gerçekten de bunları yapabilen bir kadının hiç de masum görünmeyeceği bir şey vardı, durum vardı. Bunu ben dramatik açıdan biraz şey buldum. Yani yetersiz bularak orayı paşadan kalma bir konağa çevirmeyi ve orada da bir takım entrikalar dönüyor. Hiç kimsenin bilemediği bir şeyler oluyor'a çevirmeyi. İhtiyarları da o yüzden koydum. Yani yeni karakterleri o yüzden koydum ki bir sürü şey var. Malumat var, dedikodu var ama kadınlar hakkında bir şey bilinemiyor. Hürmüz'ün masumiyetinin gitmesi meselesi... Konağın önünde 3 tane yaşlı var. Geleni geçeni izliyor ve yorumluyorlar. Ve yanlış. İzlemeyenler için. Evet, ya yanlış görüyorlar ya yorumluyorlar. Yani dedikodu mekanizması işlediği için. Dolayısıyla buradaki meselede farklı bir taraf var. Bu dramatik bütünlüğü bulabilmemiz açısından gerekliydi. Öbür türlü bir şey daha eklemek lazım. Kadın baskın yapılmış ama kadın önceki versiyonlarda her şeyi parmağında çekip çeviren durumdayken burada bütün karakterleri dengelemeye çalışan bir dramatürji önerdik. Ve bir başka bir şey de tabii ki erkeklerin niteliği üzerine durmaktı. Yani 7 koca varsa 7 tane karakter var. Nurgül'ün orada yaptığı işte farklı tipleri canlandırması meselesi. Yani her şeyde kocaların onu tanıyamaması ile ilgili bir şeydi. Bütün bunlar aslında geçmişte olmayan, bozulmuştur. İşte eleştirirler, eleştirmezler, insanlara kalan bir şey. Ama bütün bunlar bizim kattığımız yenilikler. O zaman ben... Günümüz konuşma dilinden de galiba. Tabii bir sürü şeyler de var. Kabadayı, koca moruk falan bilmiyorum o. Hepsi, o dönemde ya, oyunda insanlar da var. Böyle diyor muydu birbirine ama. Oyunda tabii, da çok tabii. Ama bu kadar bilindik bir şeyi yapıyorsanız zaten evet. Bir sürü eleştiri gelecektir. Çünkü evet. Eskisini izlemiş olanlar var, oyunu bilenler var, sinema filmini bilenler var. İnsanlar ister istemez kıyaslayacak ve eleştirecek. Bu gayet doğal bir şey. Zaten oyunu bu bilen, bizim yaptığımız tabii, yorumu. Tabii oyunu bilenlerin eğleneceği şeyler biraz daha farklı. Bilmeyenlerin eğleneceği şeyler farklı. Yani oyunu bilenler için de biz orada bir takım şakalar yaptık. Yani Hürmüz alenen şeyin sahnelerden birinde tam Türkan Hanım'ın yaptığı gibi davranıyor. Gözlerini böyle kırpıştırıyor. Tabii, kocacım diyor. Evet, en başlangıçta da zaten kocacım. Konuşmalarında dans eder gibi evet. Konuşmaya... Onu Ayten Gökçer'den çaldım. Tabii. İtiraf ediyorum. Şimdi şu göz kırpmayı Türkan Şoray'dan. Ayten Gökçer'in yorumunda da bütün film boyunca Ayten Gökçer güler. O gülme meselesinde Ayten Gökçer'den
Çal. Gülümseyerek oynuyor. Esinlendim. Omuzlarını evet. oynuyor. Şimdi zaten biz filmin her tarafı, kusura bakmayın ben lafını aldım tabii, ama tabii, filmin her tarafında yaptık bunu. Yani o çaldım diyor, aslında biz göndermeler olarak görüyoruz. Filmin her yerinde orta oyununa, daha önce oynanmış filmlere, geleneksel sahne sanatlarına ve hatta işte böyle böyle karakterlere küçük küçük göndermeler var. Hayır, şimdi güzeli varken o güzeli bozmak da tuhaf geliyor. Zaten o kadar güzel duruyor ki eskiden çekilmiş şeyler. Hani kullanabildiğimizi kullandık açıkçası. Bir şey daha, bu orta oyunu mantığı, o oyunlarda özellikle geçmişe gönderme çok yapılıyor ve orta oyununu gösteren bir şey nitelik varken biz günümüzde aslında neden sonuç ilişkisini çok daha iyi görebileceğimiz bir şey. Gelenekten beslenen ama yeni bir şey aramak. Hem geleneği gören hem yeni bir şey yapmak. Evet. Bu anlamda tabii ki hem gönderme yapacaktı hem de zamana gönderme yapacaktı. Karakterleri görünür kılmak. Şimdi Hızır Reis bir önceki versiyonda yani aptaldı gerçekten. Laz, evet. Tırnak içerisinde Lazların işte aptallığına vurulmuş bir şey. Daha doğrusu bir örnek gibi oluşturuyor. Burada çok zeki. Laz ama çok yaman bir adama dönüştürüldü. Hani prototiplerden kurtulmak için. İşte Öner'in canlandırdığı Trakyalı müthiş bir tip oldu. Yani hem Öner'in yaptığı katkıyla hem de bunların her biri oyuncuların katkısıyla ve dramaturjinin etkisiyle birer kişilik kazanmış oldular. Hava aynı şekilde Pınar'ın canlandırdığı da bir asıl Hürmüz'ün adayı, sonraki Hürmüz adayı olarak şekillenmiş oldu. Yani filmin başta ve sondaki masalsı anlatım, işte bir meddah gösterisi gibi başlayıp meddah gösterisi gibi gitmesi hem geçmişe bir gönderme hem günümüze bir gönderme. Bütün bunların toplam açısından baktığımızda bir şeyi var, bir bütünlük anlayışıyla ilgisi olduğunu söylememizde yarar var. Evet, yani kısaca masum değiliz ama evet. Bir eğlence vaat ediyoruz. Evet, 32. gün bayram programında Yedi Kocalı Hürmüz filminin yapımcıları, oyuncuları, yönetmenlerini hepsini birlikte ağırlıyoruz. Erkancan, ben sizinle devam etmek istiyorum. Siz buradaki aşağı yukarı en tecrübeli oyuncusunuz. Nasıldı böyle bir ekiple çalışmak? Zaten rolü kabul ederken başta Ezel olmak üzere değişik bir çalışma olacağını, içimde de bazı şeylerin kırılması gerektiğini, ben bu filmde çalışırken çok şey öğrendim mesela. Yani bir okulda, konservatuvarda çalışır gibi baktım meseleye. Arkadaşlarla işte o doğaçlamalarımız, göndermelerimiz, eğlendik. Yani ben açıkçası eğlendim. Ben zaten film çekerken hep eğleniyorum. Yani sette olmak beni mutlu ediyor. Sette olduğumu bütün dertlerimden, problemlerimden belki de kaçış yerimiz bilmiyoruz yani. Ve sonuçta da çok muhteşem bana göre. İşte eleştiriler var ya, herkese göre değişir bu iş. Çok başarılı bir iş oldu. Başı, sonu, ortası, finali, renkleri, yorumu, her şeyiyle bir bütün olarak ben dört dörtlük bir film olarak görüyorum bu filmi. Onun için çok şey öğrendim. Benim için değişiklik oldu. Bir şeyleri kırdım kendi içimde gene. Belki okul yıllarıma geri döndüm. Böyle kokusu öyleydi setin. Başka bir durum vardı. Bir böyle konservatuvar havasını yeniden orada soludum gibi. Film zaten kafadan epik başlıyor yani. Epik yani. Yani içinde tipler, hem karakter, hem tip, hem karikatür, hem başka gerçek bir şey, hem göstermece. Böyle uyanık seyrediyorsun bir de filmi. O yüzden her şeyle yani bu filmde olmaktan şimdi diyorum iyi, tamam, oynamışım, ne güzel
kafamda bir soru işareti yok yani. Ömer Bey, siz sizinle yapılan bir röportajda en çok istediğim şey bir gün Haluk Bilginer gibi olmak demişsiniz. Nasıl bir şeydi Haluk Bilginer'le çalışmak? Yani öyle bir şey söylemek istememiştim. Sanırım bir arkadaşlar onu yanlış anlamışlar. Yorum. Yani bir referans referans almaktan bahsediyorum. Pek de sevmem kendilerini falan diye devam ediyorum. <Haluk Bilginer. gülüyor> referans almaktan bahsediyordum sadece. Yapılan doğrular var. Ben de o doğruların izinden gitmek isterim diye. Aynı zamanda oyun atölyesinde Haluk abinin sahnesine de beraber aynı sahneyi paylaşma fırsatı bulduk. Ben oyun atölyesinde 3 yıl çalıştım, 3 sezon çalıştım. Sinemada ayrı bir keyif, tiyatroda bambaşka bir keyif. Yani onun gibi olmak istiyorum diyemem. O çünkü başka bir geçmişe sahip, başka bir background'u var. Benim başka yaşadığım şeyler var, başka getirdiğim, hayatımdan getirdiğim şeyler var. O doğruların, o taşların üzerinde belki aynı rota üzerinde ilerleyebilirim ama Haluk Bilginer olmak istiyorum gibi bir şey demek değil bu. Peki masadaki portakalı bile oynamak isterim. Bu size ait mi peki? Portakal bayağı her şey birbirine karışmış. Şimdi portakal şeyde altın portakal Antalya'da kahve fincanını oynarım dedim. O da işte böyle kahve güzel. Ey basın duymayacak. Kahve fincanını bile oynarımdan kastettiğim şey de bu soruyu sürekli soruyorlar bana. İyi bir projenin içinde kahve fincanı rolü bile olsa oynamak isterim. O işin ucundan tutmak isterim anlamındaydı. O da böyle sanki ben çok ukala bir tipmişim. Kahve fincanını bile oynarım falan gibi algılandı. Yoksa kahve fincanı zordur yani. Bir oynar mısın bir kuple? Fakat oynanır ha. Evet. Mesela kişi sonuçları açıklanmadı diye başladı eleştiriler. Aslında en son eleştiri o galiba. Başka eleştiriler de var ama. Bunun niye eleştiri olduğunu pek anlamış değilim yani. Bu eleştirilecek bir şey değil. Bu yapımcıların kararı genellikle haftada bir açıklanır. Biz bir hafta 10 gün yani bayram sonunda açıklayalım. Çünkü esas seyirci ne olduğu bayramda belli olacak. Hepimiz için çok kesindi yani bayram öncesinde daha az sinemaya gidilecek. Bayram tatiline insanlar paralanır. Ama için zaten sanıyorum. Yani doğudan bilet şeyleri mi gelmemiş ne teknik bir sorun da var. İlk iki gün öyle oldu. Evet, ilk iki gün öyle bir takım veri kaybı oldu. Zaten net şey belli değil. Tam. O yüzden. Fakat dediğim gibi yani sonuçta yapımcının, dağıtımcının bir kararı o yani bizim pek dahil olduğumuz bir konu değil. Yani bu kadar basit. Hani bayram sonunda açıklayalım toplum. Yani bu haftanın sonunda değil de bayram sonunda açıklayalım demişler. Başka bir altında bir şey aramaya vallahi gerek yok. İstersen açıklayalım gitsin ya. Hadi. Ya açıklayacak bir şey yok diyorum yani. Belli değil abi o yüzden. Belli değil evet. Açıklayacak mısınız peki? Tabii ki. 2.200.000 2.300.000 Yani sanıyorum pazartesi günü bayramın sonunda açığa çıkar belli olur. Hadi Ayten Gökçeri de konuşalım. Ayten Hanım'la yani canlı biraz, yayında yaşadığınız tatsız bir hadise evet, var. Evet gene biraz kulaktan kulağa meselesi. Çünkü Ayten Hanım henüz filmi seyretme imkanı olmamış. Arkadaşları onu benim onunla ilgili, onun da adının geçtiği cümleler kurduğumu söylemişler. Bunlara çok alınmış ve canlı yayına bağlanıp bana sitayişte bulundu aslında. Ben de hemen arkasından yani büyük bir yanlış anlama var herhalde çünkü ben kendisinden söz etmedim. Aslında bizim filmle ilgili bir şey söyledim. Ondan sonra aradım kendisini telefonda. O da bana açıklamalarımı çok makul buldu. Ne kastettiğimi çok iyi anladı. Bir gariplik de yok benim açıklamalarımda. Aman yani biz burada Ayten Hanım nasıl oynamış, Atıf Bey nasıl çekmiş, Türkan Şoray ne yapmış deyip bunları filmin içine almaya kalkarken benim onların oyunculuğuyla ilgili yani bir devlet sanatçısı sonuçta ağır bir şey söylemem imkan yok, gerek de yok. Manası da yok zaten. Çok basit bir şey söyledim ben. Biz belli karakterler, komik karakterler olarak yazılmamıştır oyunda. Mesela doktor hiç komik bir karakter değildir. Komik olsun diye yazılmamıştır, romantik olsun diye yazılmıştır. Hürmüz güzel bir kadın, akıllı, cin gibi bir kadın
bununla ilgi çeken bir kadın olarak yaratılmıştır, figür olarak. Biz bu iki figüre de güldürücü öğeler ekledik. Yani onlara da, onlar da sahneye çıktığında performanslarıyla seyirciyi güldürsünler istedik. Bizim yaptığımız, yani benim kastettiğim şey buydu. Bizim yaptığımız bir fark varsa diğer oyunlardan, ki herkes birbirinden farklı bir şey yapmaya çalışmış. Bizim eklediğimiz en önemli fark da aslında çok komik olmayan birçok öğeyi de komik hale getirmek, gülünebilecek hale getirmek oldu. Hürmüz karakteri de bunlardan biri. Şey öyledir, Fişek Ömer de çok az esprisi olan bir karakterdir. Biz hem oyunculuk yoluyla hem diyaloglar yoluyla onlara da bu imkanları verdik. Bu kadar aslında olan. Aslında çok teknik bir konudan bahsediyor. Tabii tabii. Ezel tabii. Yani hiç kişisel bir şeyden bahsetmiyor. Yok. Yani bizim kendi yorumundan bahsediyor. Yani ben filmi böyle yorumladım. Ha bir de bu yani şey... şimdi bizim Hürmüz'ümüz niye farklı oldu? Mutlaka farklı olmalı. Yani Türkan'ın oynadığıyla Aytan'ın oynadığı da farklı. Bizimkinin farkı nedir'in açıklaması aslında işte en basiti, filme gidenler biliyorlar. Hürmüz her kocasına başka bir kadın gibi davranıyor. Yani aptal bir kocası var, çok farklı saf. Farklı bir karaktere bürünüyor. Onun karşısında daha da aptal, evet, daha da saf birini oynuyor. O zaman bir özel, yani Gürsel'in dediği gibi her koca başka bir Hürmüz tanıyor. Aynı Hürmüz'ü tanımıyor. Bu yüzden de kafalar karışıyor. Bu yüzden de Hürmüz bir türlü suçlanmıyor, edilmiyor. Ama aslında benim dışımda başkası oynasa o da başka bir yorum mutlaka getirecek. Tabii tabii. Yani bu tamamen teknik yorumla ilgili. Yani biz şey, inşallah şimdi Ayten Hanım'la birlikte de filmi seyredeceğiz. O da Ayten Hanım zaten çok daha iyi gala için davet ettik biz. Türkan Hanım'ı da, Ayten Hanım'ı da. İkisi de gelemedi. Ayten Hanım rahatsızdı, o yüzden gelemedi. Ayten Hanım'ın eleştirisi nasıl değerlendirdiniz? Ayten Hanım anladığı şimdi bir yanlış ama anlaşılma olmuş anladığım kadarıyla. Ve o yanlış anlamadan dolayı Ayten Hanım bir şeyler söylemiş, haklı. Yani eğer öyle anlıyorsa, öyle tavır göstermesi haklı. Ama asla öyle bir şey yok. Biz önümüze koyduk eski Hürmüzleri, hem yazılmış metinleri, hem oynanmış şeyle metinleri ve onlardan alabildiğimizi aldık, esinlendik. Şimdi ben korka korka sormaya başladım. Mümkün mertebe sizlerle ilgili bir küpür araştırması yapmaya gayret ettik ama anladığım kadarıyla fena halde çuvalladığımız bölümler var. Portakalı. Size de aynı araştırmadan bir soru sormak istiyorum. Erkek hikayelerinden sıkıldığınızı söylemişsiniz. Kadın hikayeleri size daha mı cazip geliyor? Hayır, şunu ben burada da onu da açıklayayım. Asla, tabii böyle söylenince her şey gerçekten çok ukalaca görünüyor. Ben sinemaya gittiğim zaman erkek esprilerine gülemiyorum doğal olarak. Ve filmden tam tatmin olarak çıkamıyorum. Çok eğlenemiyorum. O yüzden bir de son dönemde Altın Portakal'da jüri üyesiyken gördüm. Ve şimdi oradakiler daha festival filmiydi. Gişe filmlerine de baktığınızda daha çok hep erkek hikayesi çekiliyor. Belki de erkek hikayesi daha çok tutuyor. Onu da bilmiyorum. Ama kadınların sinemaya gidip rahatlayacağı bir film yok gibi geldi bana. Bilemiyorum ama. Ya da az var belki. Ya da az var. Yani geçen sene bir ıssız adam vardı belki. Onun dışında hani kadınlar gidip de oh be diye rahatlayamıyorlar. Yani bende öyle bir şey olmuyor açıkçası. Onu söylemeye çalıştım. Hani ben isterim ki sadece ben yapayım değil. Daha çok kadın hikayesi olsun. Ben de sinemaya gideyim ve rahatlayayım isterim açıkçası. Dört kadını idare eden erkeklere filmin bir yanıt olduğu düşüncesinde misiniz? Böyle Hayır, şimdi eğer günümüze getirirsek hikayeyi, pek çok kadın bir iki erkeği idare ediyordur. Pek çok adam da bir iki kadını idare ediyordur. Daha çok onları gözlemledik tabii filmi şey yaparken. yardım arkadaşlar. Ben bir şey söylemek isterim bu konuda. Hakikaten ilk aklımıza geldi bu. Yani bu hikayenin özelliğini düşünürken belli ki hani özellikle bizim toplumumuzda şakayla karışık, bazen çok ciddiye alınarak bir erkeğin dört kadınla, üç kadınla birlikte olmasının
hukuke uygunluğundan tutun ahlaka uygunluğuna kadar birçok şey söylendi. Ama bu toplumda Hürmüz, Yedikocalı Hürmüz fikri ve filmi, yani şeyi, oyunu bir tek, ilk. Bunu, bu şeyi tersine çevirmiş. Peki o zaman bir kadının 5-6 kocası olsaydı zaten pek hukuken de olabilir bir şey. Yani Sadık Bey'e bile o kadar mantıklı gelmemiş. Hani hukuken onları evlendirmemiş. Hile var arada sadece. Ama hani böyle bir durumda ne olurdu? Yani olmayan, belki de hiçbir zaman olmayacak olan bir şeyi ortaya çıkartıyorsunuz ve bir eğlence doğuyor bundan. Hem de mantıklı bir şekilde oturuyor. Ama şimdi eğer... Yoksa kimse uğraşmak istemez bu kadar kadınla, bu kadar adamla canım. Yani bu çağda... Ama zaten komedi olduğu için yedi koca. Yedi koca olduğu zaman abartı oluyor ve buradan komik çıkıyor. Eğer iki kocalı Hürmüz olsaydı bu bir komedi olmazdı. Bu trajedi olurdu, bir dram olurdu. Yani duygusu başka olur tabii yani. Yedi koca olunca aferin ya diyor kadın erkek herkes. Bravo yani yedi koca idare etmek bu başka bir şey. Evet, iki kocalı diyor. Hürmüz yani ne, hiç kimsenin ilgisini bile çekmez o. Yani bu belki biraz hani abartı eleştirileri var ya. Onunla da ilgili bir şey olabilir. Komedinin özünde zaten abartı olmak zorundadır. Charlie Chaplin filmlerine baktığınız zaman, Kemal Sunal filmlerine baktığınız zaman, son dönem komedi oyuncularımıza baktığımız zaman zaten komedinin içinde abartı mutlaka bulunur. Bulunmak zorundadır. Hatta Haldun Taner'in bir lafı vardır. Komedi sivilceye büyüteçle bakıp çıban gibi göstermeye denir. Diyor. Yani biz de sivilceye büyüteçle bakıp çıban gibi göstermeye çalıştık. O yüzden de yedi kocalı olması kimseyi rahatsız etmiyor ve bunu da aslında çok normal hayatla bağdaştırmamak lazım. Çünkü bu bir masal, bu bir komik bir masal. O yüzden bence komik ve eğlenceli. Ayrıca çok fazla, pardon, çok fazla şeye de girmemek lazım aslında. Bu film çıktığından beri herkes... Kadın erkek ilişkileri, bıdı bıdı bıdı. İşte acaba ahlaklı mı, bıdı bıdı bıdı. Yani yok öyle bir şey. Komik, eğlenceli, şen şakrak, bu bir şölen. Yani gitsin insanlar, iki saat boyunca otursun, gülsün, eğlensin, çıksın, yemek yesin. Öyle bir film. Evet, bence de öyle bir film. Ama filmin bir başka önemli özelliği de stüdyoda çekilen tek film galiba değil mi? Evet yani öyle denk geldi. Her proje stüdyoya uygun değil. Bu zaten teatral bir havası olduğu için biz bunu stüdyoya alabildik. Daha doğrusu az mekanlı olduğu için o mekanları yaratmak bizim daha çok işimize geldi. Bir de şöyle bir şey oldu. Orada olmayan bir dünya yaratma imkanınız var. Baştan kurduğumuz için. Ve aynı neşeyi, aynı ilginçliği dekora, kostüme, aksesuarlara uygulama imkanınız doğuyor. Biz bunlardan da faydalanmış olduk. Bunlara da imkan tanıyan bir hikaye vardı elimizde. Bir de tabii çok rahat çalıştık orada. Yani 3 haftada çekilebilmesi böyle bir projenin. Hani stüdyoda ve hep aynı mekanlardaysa mümkün. Ona da faydası oldu. Aslında demin Erkan'ın dediği gibi... bir okul gibi de oldu bizim için. Evet, yani öyle gördüm. Yani. Bir hem kelimenin gerçek anlamıyla okul gibi oldu. Çünkü 100-150'ye yakın bizim Kadir Has Üniversitesi'ndeki öğrencilerimiz, hocalarımız falan bu projede çalıştı. 100-150'ye yakın öğrenci çalıştı projede. Hem de hakikaten böyle bir takım oyunu gibi çalıştık hep birlikte. Yani orada eğlendik, gerçekten eğlendik. Bir seyirci yorumu şey demiş... Ya ben bu filmin para kazanmak için yapıldığına inanmıyorum. Eğlenmek için yapmışlar. Doğru. Öyle görünüyor. Bilemiyorum gerçekten evet, öyle. Bunlar çok canları istemiş. Eğlenmek için film yapmışlar gibi. Hiç öyle para kazanmak için yapılmış filme benzemiyor diyor. Ya tabii para kazansın yapımcı da bir daha film yapabilelim isterim ben ama hakikaten de ruhu biraz öyleydi. Yani para kazanacağız gibi değil. Hadi yok sen beni yeter kadar eğlendirmiyorsun. Biraz daha bastır falan gibi davranılan bir çalışma modeli oldu. Bir sürü hakikaten öğrenci çalıştı, bir sürü insan, marangozlar, her şey çalıştı. Yani yapılabilecek her şey yapıldı. Dekor, kostüm, işte ışık ve onları seyrettik. Yapılırken seyrettik. Orası benim için. Onlar da oynadılar. Okuldu. Ya bizim marangoz... katılmadığım bir eleştiri ama dekorun çok plastik olduğu. Şimdi mesela şimdi size plastikten bir dünya göstereceğiz diyorum. Ondan sonra bakıp ya biraz plastik olmuş. Yani bu çok garip. Yani her projeyi şimdi
ben eğer mesela Errain'i kurtarmak filmi çekiyor olsaydım ve bu dekorları koysaydım oraya. O zaman plastik. Ne alakası var ya derlerdi. Konu zaten bu. Yani bu şey de çok komik zaten. Mesela orta oyunu dekorları denmiş bir yerde. Evet. Evet. Orta oyununda dekor olmaz zaten, orta oyun özel, orta oyun oyunculuğu var bizde ama orta oyunu dekorları değil onlar. Evet. Belki hani masalsılık şudur budur biraz daha iyi açıklar. Evet. Yani o dekorlara plastik demek biraz konu dışı. Plastik o. Yani biz plastik bir dünya, olmayan bir dünya yarattık. Tiyatro gibi denmesi de çok komik değil mi? Zaten bir tiyatro eserini sinemaya uyarlayınca mecburen tiyatro kokacak. Havada 4 gün duran Elhup bulutu var yani. 4 gündür hiç beni kımıldamamış böyle duruyor. Şimdi... Bulut da olurum. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Aslında beni mesela en çok heyecanlandıran şey bu filmin gerçekten büyük bir eğlenceyle. Şimdi bu eğlencenin içinde coşku var. Aslında mesela aşkın da böyle bir şey olduğu bu filmde hissediliyor bence. Yani şunu demek istiyorum. Bu tür soruların altında böyle aşırı bir rasyonellik, ekonomi arayışı var. Ama bence alışverişe en uymayan şey aşk. Yani hocam alışveriş. Yani bizim burada istediğimiz şey bunu sınırsız, taşkın, coşkun bir şekilde görebilmek. Bir de mesela bu film benim için şöyle de ilginç. Bütün şey diyelim, arka taraftaki kadrolarda hep köşelerde erkekler var. Yönetmeninden başlayarak, senaristinden başlayarak. Ama biz hep beraber mesela çok kadınları seyretme imkanı bulduk. Hem filmi yaparken hem de şimdi seyirci olarak seyrederken. Yedi Kocalığı Hürümüz oyununda böyle bir imkan varmış. Biz şimdi bugün bunu çalışmışız ve kadınları anlamak için ama eğlenerek, kadınlarla beraber eğlenerek anlamak için gidebileceğimiz bir film olmuş. Ben erkek seyirci olarak yaşadığım duygu bu. Şimdi bunun dekoru tabii öyle olacak. Yani çünkü bu bir hayal. Yani olanı göstermeye çalışmıyor. Böyle olsaydı nasıl olurdu? Kadınlar böyle davransalardı. Bu kadınlar bizden, erkeklerden böyle bir şey talep etselerdi. Biz ne yapardık? Bu meseleye nasıl yaklaşırdık? Bunu acaba bu tür istekleri yok mu da içlerinde tutuyorlar bu kadınlar? Yani çok hoş, eğlenceli ve gizemli bir atmosfer yaratacaksınız. Ama oraya gideceksiniz. Gerçekten bir mahalle nasılsa onu yapmaya çalışacaksınız. O mahalle zaten bu sırrı gizliyor. Filmse bu sırrı ifşa ediyor. Olabildiğince hayal kurdurarak anlamamızı sağlıyor. Şimdi bir şey var orada. Kadın entrikasını, evet, kadınların yaptığı entrikayı bir zeka oyununa doğru çekip de orada bir retori, kadın retoriği yaratırsanız aslında üzerinde gittiğimiz şey daha çok bu retoriği bulup çıkarmak. Yani ben filmin ruhunun aslında kadına ait retoriğin keşfedilmesiyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, keşif filmi. Doğru. Erkekle ilgili olanı azaltıp, zayıflatıp kadınla ilgili olanı güçlendirdiğiniz zaman daha adil davranırsınız. Bunu gösterebilmek için uğraştık. Yani gerisi aslında 7 tane koca. Bu ahlaki, gayri ahlaki. Ama bunu icat eden biz değiliz. Yani bu bir şekilde elimizde olan metin. İşte Atıf Yılmaz kocasından intikam almak üzere hapishaneye gidip öyle yorumlamış onu. Kocasından intikam. Madem sen öyle 4 tane kadın seni ziyarete geldi, ben de onlardan biriyim. Ben de üzerine 4 tane alırım. Şimdi bu bir şey, bir duruş. Varoluşa ilişkin bir bakış. Ben hiç oraya bakmak istemedim. Ben doğrudan doğruya retoriğe bağlı bir şeyden gitmek istedim. Yani kadın retoriğini biz başka bir şekilde, kadınlar buna öykünür. Kadınlar işte Nur gibi orada attığı nutuk gibi ya da başka bir şey gibi bir şeyden erkeksi olduğu zaman başka bir şeye dönüşüyor, kadınsı olduğu zaman başka bir şeye dönüşüyor görürse ne o zaman bir şey, acaba bir yapı oluşur mu? Bir mantık oluşur muyu aramaya çalıştım. Sana kalbim biraz müzikten söz edelim, müziklerinden söz edelim. Çünkü filmin çok önemli alamet-i farikalarından biri. Evet, bugün bitti, yarın çıkıyor sanıyorum. Albümünü de hazırladılar. Yani ben aslında ilk defa olarak arka arkaya hepsini bitmiş haliyle, hani filmin üzerinde değil de albümden dinledim. Çok çok garip bir, yani içinde şaka da olan çok garip müzikler çıktı aslında. Çok tanıdık gelen ama bir yandan da hani çok modern duran, ki zaten hem filmde hem oyunculukta niyetimiz de oydu.
şarkılar çıktı. İlk şarkıyı aslında ben çok ünlü bir şarkı vardır. It's Raining Men. Gökten erkek yağıyor diye bir zenci kızların söylediği bir şarkıdır. Oradan ilham aldık. Yani şimdi Atilla Özdemiroğlu'nun bizim bildiğimiz Hürmüz için yaptığı müzikler çok güzel. Fakat herkes o da ama tek değil. Yani daha önce başka yapılmış hep. Biz de yeni bir şey yapalım dedik. Tabii Atilla Bey'in ve Sevgi Hanım'ın sözlerini yazdığı parçayı, Atilla Bey'in yazdığı parçayı filmde kullandık. Yani o olmadan bu film düşünülemez şüphesiz. O da bu film için çalışmış bir başka sanatçı grubuna gönderme şüphesiz. Ama biz yeni şeyler ekledik. Hem Gürsel'in sözlerini yazdığı şarkılar var. Hem çok eski 1905'te yapılmış bir kayıttan bir Rebetika şarkısını mesela Hallaç Rüstem'in aşk şarkısına çevirdik. Fuat Sakan'ın Romantik Balıkçı diye gene bir çok sıkı bir Laz romantik parçasını bu sefer Deniz Kızları, Laz Deniz Kızları söylüyormuş gibi. Hürmüz için, Hürmüz'ün ilk kocası için, yani daha doğrusu ilk düğün için söylenen bir şarkıya çevirdik. Deniz Kızları gibi hem dalga geçiyorlar hem etrafında dönüyorlar şarkıyı söylerken. Müge Zümrüt Bel diye bir vokalistimiz var. Bütün şarkıları bize önce bir o söyledi. Ondan sonra yavaş yavaş diğer oyunculara da paylaştırıldı. Başka ne? İşte bu demin şeyi izlediğimiz El Hub parçası. Bizim o It's Raining Man'den El Hub, ilhamla. Sevgi demekler. El Hub, sevgi kelimesinin dört değişik anlamı var. Onlardan bir tanesi biraz kayıtsız şartsız aşk diye çevrilebilecek bir şey. O da filmin her tarafında var zaten. Şarkı da dahil olmak üzere. Nurgül Hanım, siz daha önceki projelerinizde dans etmiş miydiniz? Etmiştim. Vicdanda ettim biraz galiba. Vicdanda ettim. Asmalı Konak filminde tango sahnemiz vardı. Ben dans etmeyi severim. Seviyorum. Koreografiler? Şaman grubunun. Evet. Pardon. Şaman grubu aklımıza geldi bu proje için zaten ilk. Onların kızları ile birlikte çalıştılar. Ben itiraf ediyorum, hemen burada söyleyeyim. Bu ikisinin, bu ikisi dediğim biri Gülse, biri Nurgül. Siz dans etmeyin dedim. Tamamen evet. Vaktiniz yok. Yani benim sizi ayıracak vaktim yok. Koreografiye sizi gönderemem. Hayır, bir baktım. Biz sabaha kadar çalıştık ama Gülse'yle. Her gece, gece birde falan bitiyordu set. Ve biz sabaha kadar çalışıyorduk. Ortaya yastık koyuyorduk. O Erkancan oluyordu o yastık. Biz böyle bilgisayardan bakıyoruz. Kızlar çünkü bize oynuyorlardı, dans ediyorlardı ve kameraya çekiyorduk. Sonra da onu bilgisayara aktarıyorduk. Bilgisayardan geceliğin bakıyorduk. Ay Gülse ile ben, yani bazen sinir krizi geçiriyorduk. Bir de Gülse benden daha çabuk ezberliyor. Hareket ezberi daha iyi. Ben tamamen Gülse'ye kendimi bırakmıştım. Gülse, bu hareketten sonra ne var? Yeter be diyordu artık. Evet, bu da mesela çok ilginç oldu. Ya yapmayın etmeyin diyorum. Sabah geliyorlar karşımda, başlıyorlar kıvırmaya. Ya evet, ya sonunda var ya, artık onları çekmemeye imkan yok. Tamam tamam dedik. Biz onu ikna etmek için her yemekte, kahvaltıda, her yerde karşısına geçip oynuyorduk. Sanki prova yapıyormuş gibi falan. Çok komikti. Evet. Evet, kapatmadan önce ben size niye hep masal anlatıyorsunuz sinemanızda? Evet. Yani, acaba mesela bu öyle sormadığını biliyorum ama acaba ya anlatmayın artık masal anlamına da geliyor mu diye düşünüyorum. Hayır. Şimdi aslında bunun adına masal demiyorum. Zaten söylemeye kalkındığında herkes işte büyüklere masal diye tarif ediyor yapılan şey. Aslında gerçekçi olmayan bir anlatım dili peşindeyiz biz. Ve bize, yani bu ülkede yaşayanlara, bu kültüre çok yakın gelecek bir şeyden söz ediyorum. Yani hep göz kırpan anlatırken size bir ciddi ciddi bir hikaye anlatıyor ama arada bir sen merak etme, bu gerçeği değil, ben senin anlamanı istediğim ya da eğlendiğim bir şeyi anlatıyorum diyen bir havası olan bir anlatım biçimi peşindeyiz aslında. Böyle istediğiniz her hikayeyi, aslında masalın sırrı bu, en can yakıcı, en rahatsız edici hikayeleri bile aslında kolaylıkla dinlenilir hale getirmek demek masal. Masalcılar bazen çok ağır politik meseleleri bile masal tadına, padişahın karşısında bile padişahı eleştiren bir hikayeyi nasıl anlatırsınız?
tatlı tatlı kıkırdayarak, gülerek bir bakıyorsunuz meğer sizi eleştiriyormuş. Şimdi bunu yapmanın yolu, ama eleştiri olmak zorunda da değil. Bazen hiç eğlenceli görünmeyen bir hikayeyi eğlenceli hale getirmenin de yolu bu. Dolayısıyla aslında hikaye anlatmanın, anlatıcılığın numaralarından biri masalcılık. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Sevgili seyirciler, bayram başladı. Bayram tatili boyunca eğer gerçekten eğlenmek, gülmek, çok farklı bir filmi izlemek isterseniz sizlere Yedi Kocalı Hürmüz'ü tavsiye ediyoruz. 32. günden bugünlük bu kadar. Hepinize iyi bayramlar. Hoşçakalın.